Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 17 Şubat Perşembe günündeyiz. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz? İyiyiz bizler de çok teşekkürler. Malumunuz bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde. E, özür dilerim e, konferans e, ligi mücadelesi için Slavya Pırak'la karşı karşıya gelecek. Biz de o noktadan başlıyoruz ve doğal olarak ekranlarınıza ilk sayfa Fenerbahçe'den ve Milliyet Gazetesi'nden geliyor. Başlığımız üçlü savunmayı çok düşündük. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavya Prag maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi ve ilk kez üçlü sistem için görüş belirtti. Çok düşündük, hala da düşünüyoruz, maçın gidişatına göre bir taktik yapabiliriz dedi. Sadece bu kadarını söyleyebilirim sözlerini aktarıyor. Takımına güvenliğini belirten İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin karakterini sahaya yansıtacak bir oyun planım var. Oyuncular bunu yavaş yavaş uygulamaya başladı. Birkaç galibiyet lazım dedi. Takım içerisindeki eksikler hakkında da bilgi veren İsmail Kartal. Mesut ilk kez idmana çıktı. Ozan belirsiz, İrfan, Gustavo, Crespo, Burak, Novak, Çağatay ve Rossi yok. 8-9 oyuncumuz yok ama ben bahanelere sığınmam. Elimizdeki oyuncularla Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacağız diye konuştu. Peki Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini nasıl tahmin etmiş Milliyet Gazetesi? Şöyle bakıyorum. Kalede Altay, Nazım Kim Minje, Salayi Ferdi, Mihazays, Mert Hakan, Sosa, Ozay Samuel, Pelkas ve Valencia şeklinde tahmin etmiş. Bir sonraki sayfa Hürriyet gazetesinden Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacağız sözleri İsmail Hoca'nın yine başlıkta. İsmail Kartal Slavia Prag maçı öncesinde iddialı ve umutlu konuştu. 8-9 oyuncumuz oynayamayacak ama ben bahanelere sığınmam. İnşallah sahadan yüzümüzün akıyla ayrılacağız. Slavia Prag'ın bütün maçlarını izleyip gerekli analizi yaptıklarını belirten sarı lacivertli teknik adam sert çok koşan ve Çekya'nın en çok topla oynayan takımı. Topla oynama ortalamaları yüzde 61. Maçta neyle karşılaşacağımızı iyi biliyoruz sözlerine aktarıyor. Peki nasıl bir 11 tahmin ediyor? Fenerbahçe'de kalede Altay. Nazım, Salahi, Salay'ın yanına bir parantez açmış Hürriyet gazetesi belki serdar olabilir diye. Biz e, yine normalden gidelim. Altay Kalede Nazım Salay kim ve Ferdi savunma dörtlüsü. Sol önlerinde Ozay, Samuel, Mert Hakan, Mihajis, Pelkas ve en ileri uçta muhtemelen Valencia olarak tahmin etmiş. Kanarya Konferans Ligi'nde teselli arıyor. Türkiye'deki hedeflerinden uzaklaşan Sarılacılar UEFA Konferans Ligi'nde başarılı olup teselliyi bulmayı amaçlıyor. Konferans Ligi'nde playoff turu bugün 8 maçla başlayacak. Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği Avrupa'nın 3 numaralı kupasında playoff rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak. Slavia Prag teknik direktörsüz geldi. Fenerbahçe'de sakat futbolcuların yanı sıra Avrupa Kupası'na Avrupa Kupası kadrosuna yazılmayan Crespo ve Rossi de Slavia Prag karşısında oynayamayacak. Çekya Ligi'nde averajla lider olan Slavia'da cezalı Sabek Bah ve sakat oyuncu orta saha ki çok yönlü bir oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Masopus orta sahanın her yerinde oynayabiliyor. E, Masapus Masopus ve Takaks yok. Teknik direktör e, Tripsovski de sağlık sorunları nedeniyle gelemediği için takımın başında yardımcı antrenör Pavel Rehak olacak. Bu arada son bir not Fenerbahçe'den bu sayfadan Rossi sezon sonu Flamengo yolcusu Uruguaylı futbolcuyla devam edilmeyecek. Kiralık olan 23 yaşındaki sol kanat Brezilya ekibiyle sezon sonu için büyük ölçüde Flamengo ile büyük ölçüde anlaştı. Posta gazetesi Saldır Kanarya... Avrupa aşkına saldır Kanarya demiş. Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan, Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe kupa kazanabileceği tek kulvar olan UEFA Konferans Ligi'nde sahne alıyor. Çekya ekibi Slavia Prag'a e konuk edecek Kanarya rövanş için avantajlı skor istiyor. 11 tahmini şöyle. Posta gazetesinin. Kalede Altay. Nazım, Kim Minje, Salay ve Ferdi savunma dörtlüsü. Sosa, Zays, Ozay, Samuel, Mert Hakan, Pelkas ve Valencia. Diğer daha önce okuduğumuz iki gazeteyle aynı 11'i tahmin etmiş. Posta gazetesi de. Akşam gazetesi. Canlı izledik kazanacağız başlığını atmış. İsmail Kartal Slavya Prag'ı iyi analiz ettiklerini söyledi. Hatta son oynadıkları kupa maçına bir yardımcımı gönderdim. Canlı da izledik. Fenerbahçe karakterini ortaya koyan bir takım. Oyuncularım çok düzgün ve karakterli. Sadece birkaç galibiyete ihtiyacımız var." sözlerini başlık ve başlık altında görmüş. Bu arada Mesut Özil kaptanımızdır. En değerli oyuncularımızdan biridir. 30 gün aradan sonra ilk kez takımla çalıştı. Problemimiz yok. Ona da süre vermek istiyoruz. Slavia Prag istatistiklere göre Czechia Ligi'nin en çok topla oynayan ve en çok pres yapan takımı özel bir planımız var. İnşallah kazanıp taraftarımızı da mutlu etmek için ikinci maç için avantajı yakalarız Sözlerini aktarıyor. Ve son olarak Fanatik Gazetesi şansımız çok büyük. Sarı lacivertlerin savunmada açıklar verdiğine dikkat çeken Savya Pırak yardımcı antrenörü Kösel eksiklerimiz nedeniyle herkes Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyor. Epeyce analiz yaptık ve maçlarını izledik. Herhangi bir stres yaşamıyoruz. Her türlü duruma hazırız. Çok büyük bir şansımız var dedi şuradan bakayım. Kösil, Kuça ile Stanciu'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak herhangi bir stres yaşamıyoruz. Her başarılı sezonların ardından birçok oyuncumuzu sattık. Kadromuzda yenilemeler, yenilemeler yaptığımız için başarıların devam ettiğini görüyoruz diye konuştu. Toplantıya katılan Stanislav Tesl ise Fenerbahçe'nin harika ve çok teknik oyuncuları var. Agresif oynayarak onların bu oyunlarını dize getirmeyi planlıyoruz sözlerini aktarmış gazete. Aşağı yukarı Gazetelerin 11'leri, 11 tahminleri birbirine aynısı diyebiliriz. Gerçekten zor bir, kolay bir rakip değil. Ee, yardımcı antrenörün söylediği gibi, Slavia Prak yardımcı antrenörünün söylediği gibi eksiklere rağmen e, ligin zirvesinde kalmayı başaran, Sezonda 16 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle yoluna devam eden, evet en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncusu Kuş'a ayrılmış olabilir. Ancak sezon boyunca oynadığını, oynadıkları maçlara bakacak olursanız, dün de bir ipucu vermiştik, kadro istikrarını, Yakalamış bir takım. Özellikle kale, savunma ve orta sahada kadro istikrarını yakalamış bir takım. Masopust'un olmaması çok büyük etken midir? Kanaatimce çok büyük etken değil. Çünkü zaten oynayan 11'lere baktığınız zaman Masopust 11 maçta toplamda. 21. hafta geride kaldı. 11 maçta görev yapmış. Onun dışında Sabek Bah'ın olmaması en büyük eksiklik bence. Sarı kart cezalısı ki 17 maçın tamamında forma giymiş ve de 90 dakika forma giymiş ve de 5 asistle oynuyor. Yani hem hücumda hem savunmada. Ayrıca sağ açıkta oynayabiliyor. Bah. E, o açıdan sadece bir tek onu sayabilirim önemli eksiklik ama stoperler kaç araba o e, kalecisi e, sağ kanadı sol kanadı e, orta sahası Schranz Holz sol beki Oscar Dorli e, Linger Hromada, Olayinka Sevçik bunlar en çok forma giyen oyuncular ve onların hazır olduğunu söyleyebiliriz kolay bir maç Değil eksikleri de hocanın söylediği kadar etkili olmayacaktır kanaatindeyim. Fenerbahçe'nin hazırlıklı olması buna güvenmemesi en iyisi olur herhalde. İki sebeple tezinizi destekleyebilirim. Birincisi sizin de altını çizdiğiniz ee, geniş bir kadrosu, derin bir kadrosu olması. Hatta ligle konferans liginde de farklı oyuncuları kullanabilecek kadar evet. bir derinliğe sahip olmaları. Evet Sabek Bah konferans liginde de bütün maçlarda oynamış önemli bir eksikti Ama Solbeck, Dorley, Amerikalı. Sağlam. Stoperler. Uso, Kaçaraba. Her maçta oynamışlar. Her maçta oynamışlar. Center for Kuç'ta gitti ama Tessel'da zaten gruplarda iki maç onu, iki maç onu kullanmış. Dolayısıyla orada da bir e, rotasyon yapmış. Orta Kırmençik de var orada. Yine Kırmençik, Şirans, Olayinka evet. hepsini kullanmış önde. Ama Tessel ve Kuç'ta esas 9 numara rolünü verdi oyuncular orta sahada zaten çok ciddi rotasyon yapmış. Turnuva boyunca. Yani 8 oyuncu görüyorum merkezde kullandığı 3 pozisyon için. Onlardan evet çok önemli bir tanesini 3 maç oynayan Stançoyu kaybettiler ki çok yetenekli bir oyuncu, oranın yaratıcı parçası. Ama işte kanatlarda Olayinka, Ekbay'i, ortada link Ekbay önemli. Ekbay'i de galiba değil mi? Devre de mi gitti? Galiba o da Özür yolda. dilerim. Kendi liginden başka bir takıma gitti. Olayınka Yanlış hatırlamıyorsun Plansic. ama Tolga şimdi bir kontrol ederse hemen. Buyurun özür dilerim. Olayinka, Plancic o zaman kanatlarda var. Merkezde Lingers zaten ligde de oynamış. Traore, Şevcik. Oles de oynuyor. Önlü böyle de oynuyor. Kadrosu var seçenekleri var. Uğur Bey şuna dikkat çekebiliriz. Şimdi geçen sene... E... Ağustos ayında öncelikle Şampiyonlar Ligi elemelerinde elendiler. Ondan sonra UEFA Avrupa Ligi elemelerinden elendiler. Ve UEFA Konferans Ligi'ne devam ettiler. Konferans Ligi'nde dün de konuşmuştuk. Kendi liginde evet lider e, 21 maçın 16'sını kazanmayı başarmış. Son derece başarılı bir teknik adamı var. E, gol bulma yolu, yollarında tek bir oyuncu çekmiyor yükü. Goller oyunculara dağılmış gibi görünüyor. Yani e, kuşta evet Linger e, 8 golü var. Şranz'ın 7 golü var. Kırmençik'in 4 golü var. Olayinka'nın e, yine 4 golü var. Asistler de yine sadece belli oyunculara dağılmamış. E, 6-7 oyuncu sayılabiliyor asist yapan. Yani e, şöyle bir tablo çizebiliriz. Birçok oyuncunun çok yönlü olduğunu belirtmiştik zaten. Farklı bölgelerde oynadı oynayabildiği gol ve asist yükünü de yine farklı bölgelerdeki oyuncuların sırtlandığını, genele yaydıklarını, tabana yaydıklarını söyleyebiliriz. Böyle bir ekip. Ancak kendi liglerinde evet UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elendi, Avrupa Ligi elendi. Konferans liginde de yine e, öyle çok aman aman başarılı bir diğer kulüplerle, kendi ligi dışındaki kulüplerle yaptığı maçlarda çok aman aman başarılı bir performans ortaya koyduğunu söyleyemeyiz. Şimdi Belki buradan bir ipucu... Ligi... Çok rekabetçi değil. Yakalayabiliriz. Ee, kendi ligindeki puan durumunda Pilsen zaten... aynı puandalar. Pilsen'le aynı puanda. sparta da iyi gidiyor. sparta Prag'da 4 Üçüncü. puan geride. Üçlü bir şampiyonluk yarışı var orada. Ligin yani orta direğinin çok güçlü olmadığını gösteriyor. 3 evet. takımın çok yüksek puan yani iki puan üzerinde... O yanıtmamalı yani. Ortalama puan topladı. Birincisi bu cepte. İkincisi şampiyonlar yönelimesinde Ferencvaros eleniyorlar. Avrupa Ligi önerilmesi Lejya Varşova yayınlanıyorlar. Ee, aynı seviye takımlar aşağı yukarı. Bizim temsilcilerimiz de onlarla yani çok e, korkunç bir kura çekip kötü bir kura çekip veda etme değil. Ferenç ve LJye elenerek veda etmeleri. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iç sahada 7 puan topluyor. 8 puanın 7'si zaten iç sahada. Deplasman performanslarında harika sayılmaz. Yendikleri iki takımda biri Maccabi biri de iç sahada Union Berlin. Sizin de altın çiziniz gibi geçen sene geçen senelerdeki Avrupa kupaları performansına uzaklar. Mesela evet. geçen sene ben çok büyük hayranlıkla izliyordum Slavya takımını. Rangers'ı elemişlerdi. Leicester City'yi elediler. Çok büyük işti. Çok acayip iyi bir geçiş futbolu oynamışlardı. Arsenal maçlarının da ikisini de izlemiştim. Arsenal'ı da çok zor durumlara düşürmüşlerdi. Ee, grafik 2000, olarak 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde de zor bir gruba düşmüşlerdi. Barcelona'yı iki maçta da çok zor durumlara düşürdüler. Birinde berabere kaldılar. Birinde son dakikalarda kaybettiler. Yine Inter'e karşı da iyi maçlar oynamışlardı. Ama şu anda o seviyede değiller. Evet. Çünkü 2019-20 sezonda Suçekler, Kufaller vardı bu takımda. 2020-21'de e, Abdallah Sima süper performans göstermiş. David Sima da öyle. Biri Brighton'a, biri Torino'ya gitti. Gerçi Brighton kiraladı Abdallah Sima'yı Stokes diye. Çok önemli oyuncular kaybettiler. Anahtar oyuncuları kaybetti Avrupa performanslarından dolayı. Dolayısıyla evet, çok istikrarlı bir e, kulüp şeması var. 4,5 yıldır çalışan bir tek direktörleri var. Oyun aklı var. E, bizim hep hayal ettiğimiz türden bir tek direktör ve kadro istikrarı yakalamışlar. Bunlara çok büyük saygı duymakla birlikte önemli kilit oyuncularını kaybettiler. Yani 2019 20 2020 21 seviyesinde değiller. Onu da söylemek lazım. Bu Slavya'nın çok gerilediği anlamına gelmiyor. Ama çok ürkütücü de değil. Hafife alınacak bir ekip değil ama söylediğiniz Değil. Hiç kimse hafife almaz. Şu Aynı an Slavya ile Chelsea'de eşleşse Slavya hafife almaz. Geçtiğimiz sezonki performansa bakarak ama çok da ürkütücü diyemeyiz. Yani Fenerbahçe normalde kadro kalitesi ihtimalle Şu anda Slavya'nın üzerinde. Geçen sezon olsaydı Abdallah Sima ile David Sima varken iyi bir stoper, iyi bir santrifor varken belki o zaman diyebilirdim ki Slavia favori. Zaten Leicester stiyeledi, Rangers e bu sezonki kadroya baktığın zaman bir de devre arası Stanchu ve Kuşta'yı da kaybettikten sonra normalde kadro kalitesine baktığında %51 Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım 11'lere muhtemel 11'lere bu akşam sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe geliyor değil mi önce? Evet. Buyurunuz. Kalede Altay, Ferdi, Salahik, Mince ve Nazım, Zays ve Sosa, Gazetelerde genelde tahmin ediyorum 4-1-4-1 gibi mi yazıldı acaba bilmiyorum ama isimlerin aynı olduğunu, gazetelerdeki isimlerle aynı olduğunu söyleyebiliriz bizim beklentimizinde. Evet Sosa 6 numara, evet. önünde Zaits Mert Hakan, ligde de oynadıkları stil buydu zaten hafta sonu. Sonra devre arası Zaits'in yerine Pelkas'ı sokmuştu. Ee, Serdar Dursun da takviye etmişti, öyle devam etmişti müsabakaya Giresun müsabakasını ve kazanmıştı İsmail Kartal Hoca. Şimdi karşılarında nasıl bir e, Slavya bulacaklarıyla ilgili bu 11 seçimde öyle değerlendirmek e, Gelsin lazım. o da. Slavya Şimdi İsmail Kartal da. diyor ki topa sahip olmayı seviyorlar. Ligde %61'e topa sahip olmuş. Doğru. Aslında Avrupa'da da zaman zaman mesela Maccabi maçlarında %56, %59. Onlara ben de dikkat ettim. Yani domine edebilecekleri, domine etme ihtimali olan maçları domine etmişler. Bu kesinlikle doğru İsmail Kartal'ın tahlili. Ancak Şimdi bu müsabakayı o ile mi geliyorlar? B planıyla mı geliyorlar? Çünkü bir de B planları var. B planında nerede görüyoruz? Grubun son maçı. Grupların son maçı Union Berlin deplasmanına Berlin'e gidiyorlar. Slavya'nın puanı 7, Union Berlin'in puanı 6. Dolayısıyla 1 puan Slavya'ya yarıyor. Ama yenilirlerse Union Berlin devam edecek. Ama Slavia'ya 1 puan lazım. Slavia 5'li savunmayla oynuyor. Genellikle Union Berlin'in ettiği, domine ettiği bir maç. Slavya maçtan beraberlikle çıkıyor. Ve Union'u iterek grubu 8 puanla tamamlayarak onlar terfi ediyorlar. Konferansdaki grubundan. Dolayısıyla şimdi burada şöyle bir soru işareti var aklına. Tırpisovski gelemiyor zaten tek evet. direktörleri direktörlere. Devre arası iki kritik oyuncu daha kaybetmişler. Sezon başı kayıplarından sonra. E burada da şimdi artık şey de yok. Deplasman golü kuralı da yok Avrupa kupalarında. Yani burada 0-0 bitse orada 1-1 bitse aynı iki beraberlik olduğu zaman önceden öyle değildi. Bu müsabakaya pek hala beraberlik için gelmeyi tercih edebilirler ve o Union Berlin'deki gibi, Union Berlin maçındaki gibi daha defansif bir strateji tercih edebilirler. Daha hızlı geçiş oyunu tercih edebilirler. O yüzden geçişlere karşı dikkat etmek lazım bence. Ben Slavya Pran'ın nasıl oynayacağını tahmin etmeye çalışıyorum ki kolay değil. Benim tahminim sanki Union Berlin stratejisine daha çok benzer gibi Slavya'nın stratejisi. Bu durumda da orta sahada belki... Son... Az... Az riskli mi demek lazım? Az risk alacaklar az risk mı Fenerbahçe karşısında? Hem deplasmandasın hem Fenerbahçe oynuyorsun. Sanki daha az risk almaya yönelik bir oyun. Evet. Çünkü 11'i tekrar rica edelim. Çünkü Savun Çekke Ligi dengeli birlik değil. Çekke Ligi'nde üst grup Sparta, Slavia ağırlığı e, koyarken orada. Ağırlık koyarken ve 51 puanı zaten iki takım var. Pilsen miydi değeri? Victoria Pilsen. Pilsen. 51 puan. 21 maçta sadece. Evet. 21 maçın 16'sını kazanmışlar. Lige baksana. Maçların %80'ini galip bitirmiş iki takım var. Bir de 15 galibiyetli Sparta var. Sparta'nın başında da yine Pavel Vrba var. Çok yakından tanıdığımız. Orada zaten 3 takım ligi domine etmiş. Orada tabii ki %61 topa sahip olacaklar. 21 maçın 16'sını kazanmış. Ama referansımız Çekkeli gibi olmalı. UEFA Konferans Ligi grupları mı olmalı? Bence UEFA Konferans Ligi grupları olmalı. UEFA Konferans Ligi gruplarının son maçı Union Berlin maçına baktığım zaman tutucu bir futbol. Pragmatik bir futbol. Daha az risk alan bir futbol. Çünkü bir puana ihtiyaçları evet. şey var. Tercih etmişler. O bir puanı da almışlar. Fenerbahçe'ye karşı da e, böyle bir strateji izleyebilirler. Mümkündür. O yüzden geçişlere karşı dikkat etmek lazım. Çünkü bu takım zaten 4 yıldır Tırpisos Avrupa'da çok hızlı çıkıyor. 2-3 pasta çıkıyor. Barcelona'yı böyle zor duruma düşürdüler. Inter'de, Leicester City'de, Arsenal'da büyükleri de böyle hızlı çıkışlarla zor duruma düşürdü. O maçlar topa mı sahip oldu Slavia Prag? Elbette. Barcelona, haydi. Inter, Tabii. Arsenal, Leicester. Tabii ki topu daha çok rakipleri oynadı ama Slavia hızlı geçişler yaptı. Fenerbahçe'ye karşı da bunu yapabilirler. O yüzden Mert Zaitz ve Sosa çok dikkatli olmaları lazım bu geçişlere karşı. Yani Fenerbahçe kalabalık gidecek ama kaybettiği yerlerde de çabuk baskı yapması lazım. Çabuk geri kazanması lazım. City Sporting'e 5 tane attı. 5-0 kazandı. Doğru. İlk yarıda daha 4-0 oldu. Doğru. Maç sonu faul sayıları nasıl biliyor musun? Sporting 9 faul, City 16 faul. Kaybettiği yerde kazanmaya çalışıyor, kazanamadığında da faul yapıyor. Taktik faulle duruyor. Yani maalesef bunu ben e, öneriyor değilim. Strateji bu olmalı demiyorum. Ama Guardiola City'si bile şu an dünyanın en iyi takımı diyorlar. Çoğunlukla hatta kendi savunma yapıyor sürekli. Hayır, en iyi biz değiliz." diye. Sporting'e karşı 16 faul yapıyor. Geri saralım. Sporting Ajax ee, Beşiktaş'ın grubundaki hmm. Sporting Ajax 5 tane dedikleri maçta 27 faul yapıyor Ajax Sporting'e karşı. Çünkü geçişleri kapatıyorlar. Yani maalesef böyle de bir durum var. Fenerbahçe'nin de geçişlere karşı Dikkat çok olunca. hassas olmaları lazım. 11'ine 11 muhtemel 11'ine baktığımız zaman aşağı yukarı herhalde e, Slavia Prag'la alakalı beklenti yani savunma kale ve savunma zaten e, herkes kendi mevkinde, Olayinka kendi mevkinde, Lingr e, biraz daha fazla rotasyona uğrayıp farklı bölgelerde de e, oynamış. Mesela sezonda en fazla e, forma giydiği mevki, şey e, hücum arkası yani on numara diyebiliriz e, pozisyon. Şu yine kendi yerinde, bir tek Lingrin burada e, yerinin, hani o da alışık olmadığı bir yer değil, ancak asıl kendisinin rahat ettiği ve en çok forma giydiği mevki, e, şey arkası, santrafor arkası olmuş sevcik işte orta sağ sol, orta sağ sağ zaman zaman değişiyor. E, ligde Samek en fazla forma şansı bulamayan oyunculardan bir tanesi olarak burada tahminlerde yer bulmuş kendisine. Bir de Holes normalde bek değil ama Bach gittiği için Holes'in oynayacağını tahmin etmişiz. Muhtemelen. Holes normalde çünkü merkez ortası. Yani orta saha sağ. Bildiğimiz sağa, bir oyuncu çünkü. Sağ kanat da. E, Çeşitli pozisyonlarda sağ ama Sağ stoper esas... de oynamış. Hatta sol stoper bir maç sol stoper bile oynamış ön liberosu. E, orta Aslında ön libero da. ama evet. şeyde stoperde oynayabilen bir oyuncu. Holes, milli takımdan da bildiğimiz bir Biliyoruz oyuncu. Görüyoruz ya çok yönlü oyunculardan kurulu evet, bir takım. Çok beğendiğim değil. bir oyuncu. Evet. Ee, Onun da Beke tahmin etmişiz. Şimdi sezonun ilk bölümünde çok gol atmış Slavia liginde. 3 kere 5 gol atmış. 3 kere 4 gol atmış. Maçlarda. Toplamda da iki golü var değil mi? Toplamda da sayı gayet iyi. Evet. Maç başına derdesi 2,5 değil mi? Aynen öyle. Ama şeyden sonra devre adası kayıplardan sonra e, lig tekrar başlıyor. Üç tane maç oynuyorlar. İki tane ligde, bir tane kupada. Ligde Karvina'ya 1-0 yeniliyorlar. İkinci galip, mağlubiyet o zaten. Ki Karvina da çok üst düzey bir takım değil. Evet. Sonra kupa oynuyorlar. Sparta Praha 2-0 yeniliyorlar. Vırban'ın takımına. Evet. En son da lig maçı Slovaçko'yu 1-0 yeniyorlar. Yani son üç resmi maç sadece bir gol atabilmişler. Sallanmışlar yani biraz. Eskisi kadar Gol yollarında Kuşta'yı kaybettikten sonra, Stançuyu kaybettikten sonra, yaratıcılık azaldıktan sonra eskisi kadar rahat değiller. O 5 gol attıkları, 4 gol attıkları maçların sayıları da muhtemelen azalacak. Ligdeki rahatlıklarını da kaybetmişler. Yani bunlar tabii ki e, Slavya Praha ne kadar iyi bir kurgu olduğunu, ne kadar iyi bir tek direktörü olduğunu, iyi bir proje takımı olduğu gerçeğini değiştirmez ama güç kaybediyor. Ayrıca çok ciddi eksik var. İşte basarı kart cezası, Masopus, Provot, Provot da kanat oyuncusu. Sık sık oynayan bir oyuncu, birisi Bah olsa gerek. Yani takımın neredeyse en evet. güvendiği oyuncu. Bah zaten direkt oynayan bir, bir oyuncu. Kaptanları Borildi, daha önce de izlediğimiz bir oyuncuydu. O da büyük bir diz operasyonu geçirmiş, ciddi bir diz operasyonu. Sezonu kapatmış. Estancu ve kuştayı devre arası gönderdiler. Zaten az takımın neredeyse yarısını kaybetmişler. Ama tabii bu takımın en büyük ası Tırpisovski. Onun da gelememesi Talihsizlik. Keşke gelseydi kimse eksik olmasın, kimse sakat hasta olmasın. Trpysowski keşke gelebilseydi. O çok güzel bir karakter e bak, ve bak, muhtemelen bakalım onu onun e, tamam. Slavya Prag'daki e, kariyerini. 45 yaşında Trpysowski, 35 yaşında başlıyor teknik direktörlüğü kendi ülkesinde Çekya'da. E, en alttan başlayıp kendi liginde en üst kendi ülkesinde en üst lige kadar tırmanmış ve takımını da şampiyonda yarış, yarışı içerisinde tutan koşturan bir teknik direktör. 2020 yani 2018-2019'da 2.37 puan ortalamasıyla şampiyon. 2019-2020'de 2.43 ile şampiyon. 2, şampiyon. 2020 2021de altta da görüyorsunuz detayı, ayrıntıyı. Na mağlup olarak 2.53 puan ortalamasıyla şampiyon yapmış durumda. Ee, bu sezonda şu ana kadar 2.43 averajla Victoria Pizze'nin 2.43 puan ortalamasıyla averajla Victoria Pizze'nin üzerinde e, birinci sırada sadece lige bakacak olursanız eğer kendi ligine bu bütün maçlar 243 puan ortalaması sadece ligdeki puan ortalaması da 2-18 onun da hiç fena olmadığını söyleyebiliriz herhalde. Tabii korkutucu. E kazandığı maçlara bakar mısınız? Kariyerinde 204 resmi maçta 135. Korkutucu. Galibi. İstatistikleri müthiş. Hoca olarak evet. Erken bırakıyor futbolu sakatlık yaşıyor. 20'li yaşlarda antrenörlüğe yöneliyor. Arama tarama, oyuncu arama tarama ve 20'li yaşlarda antrenörlüğe yöneliyor çok alt seviyelerde arama tarama ekibinde ve antrenör yardımcısı, atletik performans analisti olarak çalışıyor. Aynı zamanda otel resepsiyonistiymiş. O dönemde para kazanmak için otelde resepsiyonist olarak çalışıyormuş. Tırnaklarıyla kazıyarak belli bir noktaya gelmiş. 30'lu yaşlarından sonra birinci adamlık fırsatı buluyor. Çekya birinci liginde ilk fırsatı Sloven Liberec'de yakalıyor 2015'te. İki kez Avrupa Ligi gruplarına taşıyor. Slovenli Liberec'i ve kupa kazanıyor. Tabii İsmail Kartal dünkü açıklamalarında demiş ki keşke bizde de tek direktörler öyle 4 yıl 4,5 yıl çalışsa. Haklı İsmail Kartal. Büyük planda haklı. Ama Çekya böyle bir ülke değil. <laughs> Onu da altın çizeyim. Yani İngiltere gibi işte Almanya gibi veya Danimarka ligini söyleyebilirsin. Deneysel bir turnuva. Hani bunlar daha farklı bakıyor futbol ama Çekya ligi aslında bizden çok farklı bir turnuva değil. Şöyle söyleyeyim. Slavya Pırağı 2017 Aralık'ta geliyor. Tırpisovski. Tırpisovski Tr gelmeden önce son 7 sezonda 12 tek direktörle çalışmış Slavya. Hiç öyle yani i̇stikrarlı, <laughs> istikrarlı bir değil. teknik adamla çalışma kültürü olan, genetiği olan bir kulüp değil. Ama bir antrenör geliyor işte kaderini değiştiriyor. Orada gidiyor Slovenli Breç gibi ortalama bir takımı iki kere Avrupa Ligi'ne taşıyor. Şimdi İsmail Kartal da ortalama takımlarla çalıştı. Lig'de bir sürü takımda çalıştı. Taşıdı mı herhangi bir Avrupa Ligi'ne? Taşımadı. Yok. Taşımış olsaydı belki o da sonra büyük takıma gider ve 4 yıl 5 yıl çalışırdı. Yani tırnaklarla kazıyarak bir şeyler başararak Tırpisos gibi bunu hak ederek gelmiş böyle. Şey özelinde evet. Slav Yaprağı'na gelmiş yarım sezonda. Sezon ortası geliyor. Hemen kupa kazanıyor o sezon. Şampiyon yapamıyor ama kupa kazanıyor. Avrupa'ya taşıyor. Avrupa'ya taşıdığı ilk sezonda Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynatıyor. Aynı zamanda şampiyon yapıyor takımı. E kalır tabii. O zaman 4 yıl 4.5 çalışır. Bakın bir daha altın çiziyorum. İlk geldi sezon ortası. Yarım sezonda hemen Çek kupasını kazanıyor. Dolayısıyla Avrupa Ligi'ne taşıyor takımı. Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynatıyor. Avrupa Kupası performanslarını son 3 sezon Slavya Praga... Az önce bahsettiğiniz zaten. Bir de hızlıca grafiğimiz vardı çünkü onu da hızlıca verelim, geçelim. Sonra da bu sezonki en golcü oyuncularının grafiği gelecek. Uğur Meyke az önce bahsetti 2018-19 genç Seviye ve Chelsea maçları evet. bu şekilde. Bak 17-18'de geliyor takıma. Evet. Devre arası geliyor. O sezon kupa kazanıyor. Avrupa'ya taşıyor takımı. 2018-19 ilk tam sezonu Slavya yaparakla. Hem ligde şampiyon yapıyor hem kupayı kazanıyor duble artı Avrupa'da da görüyorsun Genk ve Sevilla gibi takımları eleyerek çeyrek gidiyor Avrupa Ligi'nde. Yani bunu yaparsan kalırsın kusura bakma devam edersin yani 4 4 buçuk. 2019 20 doğal olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Çok zor bir kura çekiyor. Barcelona, Inter, Borussia Dortmund'lu grubu. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok zor bir kura çek mesela. Çok iyi bir grup performansı. Inter ve Barcelona. Çok iyi bir grup performansı. Yine Şampiyon Lig'de. Geçtiğimiz sezon yine Avrupa Ligi'ne gidiyor. Ön elemelerde elenmek suretiyle Avrupa Ligi gruplarına. Avrupa Ligi'nde yine çeyrek final yapıyor. Ligde yine duble yapıyor. Lig ve kupa dublesi yapıyor. 3 sezonda 2 kez duble yapıyor ligde. Yani bu hoca 4,5 yıl çalışmasında kim çalışsın? En golcü oyuncuları söylemiştik zaten. Kuça'nın takımdan ayrıldığını. Yan Kuça Lokomotiv Moskova'ya gitti. Doğru bir tercih miydi acaba Lokomotiv Moskova mı? Rusya liginin Çekya ligine ciddi bilgisi var. Çek ya da yıldızlaşan oyuncuları sıkça Alex Kral vardı. O da e, dünya çapında tanınan bir oyuncuya dönüşmüştü bir anda. O da Rusya ligine gitmişti. Orada da çünkü Rus ve Ukraynalı o bölgeden oyuncular da var çünkü Çekya liginde. Karşılıklı değil mi? Evet. evet. Karşılıklı. Biraz belki arka bahçesi çok iddialı olacak ama sanki biraz hinterlandı gibi futbol anlamında, futbolcu anlamında öyle görüyor olabilir. E şimdi en iyiler Alman Ligi'ne gidiyor. Çekke Ligi ile Almanya Ligi arasında bağ var ama zaman zaman daha çok maaş almak için veya Alman Ligi'nde üst sınıf takımlar tarafından tercih edilmeyenler de evet, Rusya Ligi'ne gidiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin 11'i ile alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı ya da farklı bir düşünceniz muhtemel 11 ile beklentiniz var mı? Şeyi konuştuk çünkü Slavia Pragı ve nasıl bir e, hoca da bahsetti. Baskılı, topa sahip olan ancak Fenerbahçe karşısında öyle olmayacağını tahmin ediyoruz. Öyle bir oyun oynamayacağını tahmin ediyoruz. Geçişlere e, çok dikkat etmesi gerektiğini söylediniz. Fenerbahçe... Olayinka Nazım eşleşirse sola çık oynarsa Olayinka bizim muhtemel 11'imizde sola çıkmaydı Olayinka. Olayinka Nazım eşleşirse biraz oradan şüpheliyim. Çünkü Nazım son lig maçında e, Giresun Spor karşısında evet, birçok Giresun pozisyonu Fenerbahçe'nin sağından gelişti ve birçoğunda da bireysel hatası, pozisyon hatası, pozisyonu boş bırakması, çeşitli hataları vardı. olayınkada bu takımın geçişlerde önemli bir silah. Orada Nazım Neşifris biraz endişe verecek. Acaba diyorum İsmail Hoca o sayı Samuel'i sabeki adapte etse ve ön tarafta da seçenekleri yavaş yavaş artacak. Şimdi mesela Mesut dönmüş. Ne bileyim İrfan dönecek değil mi? Yavaş yavaş orada opsiyonlar yavaş yavaş artacak. Acaba diyorum o Samuel'i sağ beke adapte etse öyle mi devam etse? Ama böyle tercih ediyor. Önde tercih ediyor Osayi Samuel. O da bal yapmayan arı ön tarafta. Yaratıcı oyuncuların sayısı artınca belki öyle bir tercih yapabilir. Biraz oradan endişe duyuyorum. Orta sahanın kalabalık olması ve serseri top, ikinci topları kazanması önemli. Duran toplarla çok etkili bir takım Slav yaparak. Duran top setleriyle ünlü bir hoca Tırpisovski. Duran topların dönüşünü toplama konusunda Fenerbahçe'nin dikkatli olması lazım. Mesela korneri kullandı Slavia. Birinci topu karşıladı Fenerbahçe. İkinci top için de dikkatli olması lazım. Dönen toplarda Slavia sana bayağı bir tehdit olabilir. Çünkü bunlara çalışıyorlar. İkinci top için set çalışıyorlar. Buna kafa yoruyorlar. Eee Fenerbahçe'nin bu konuda yani Slavya'nın duran top setleri konusunda dikkatli olması lazım. İzleyicimiz İsmail Bey yazmış. İsmail Emrah diyor ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve geldiğinden bu yana Marcel Tizeren fazla şans bulamadı. Nazım'ın formsuz olduğu şu dönemde acaba Sabek'te de denenemez miydi? Tizeren Fenerbahçe'nin üçlü oynadığı dönemde ileri çıkışlarıyla hücumda etkili de oluyordu. Denenebilirdi. Ee, Marcel Tisseran Fenerbahçe'li bir yılda kontratı var. Bir sene de uzatma ihtimali de var yani Fenerbahçe'nin uzun süreli oyuncusu. Zaman zaman da Pereira maç içinde değişiklik yaptığında genelde onu sağ stoper başlatıyordu ama maç içinde değişiklik yaptığında bir stoper eksilttiğinde Tisseran'ı bazen sağ beke kaydırıyordu. Denenebilirdi ama çok uzun boylu bir oyuncu Tisseran. Aslında stoper olmak için doğmuş bek olmak için değil. Maç içinde bölüm bölüm kullanılabilir. Bence ideali Nazım da değil, Teseran da değil. Büyük takımın beki yani gidebilen, gelebilen sürekli, 100 metrede oynayabilen, hücum bindirmelerinde her zaman umut bağladığın bir oyuncu olmalı. Solda eğer Ferdi as bekinti seren olmaz yani. Sol bekte Ferdi ile devam ediyorsan sağ bekte de Ozay Samuel ile devam etmek sanki daha mantıklıydı söylediğiniz gibi. Olabilir de Samuel madem öğrendi. Yani. Çünkü oyun bilgimi geliştiriyor. diyor. Pereira ile beraber diyor savunma yapmayı da öğrendim. İki yönlü bir oyuncuya dönüştüm diyor. Madem öyle zaten o Samuel'in hani kalibresi, kalitesi Fenerbahçe'de bence ön tarafta sürekli oynayabilecek kalite değil. Fenerbahçe'de herkesin sağlıklı olduğunu düşünelim. Valencia, Serdar Dursun, İrfan Can. Rossi, Berisha, İrfan Can, Mesut Pelkas. 7 kişi saydım. Şimdi bu 7'nin içinden bir ön grup oluşturursun. Yani Osayi sayı Samuel'e hepsi sağlıklı iken ön tarafta sıra gelir mi? Biraz ee, şüpheliyim o konuda. Sağ bekte oynadığı zaman savunma olduğu kadar hücuma da destek verme, verdiği oyunlar hatırlıyorum sanki daha verimli olur öylesi gibi bilmiyorum ama hocanın kafasında başka bir şey var. En başta dedi ya ben şey olarak düşünmüyorum diye. Bek oyuncusu olarak düşünmüyorum. Ferdi'yi de diye. öyle demişti. Ferdi ve de ben ön alan oyunu olarak düşünüyorum dedi ama sonra sol bek transferi yapamayınca Novak'tan da şu anda faydalanamıyorsun. İyi de Ferdi'yi sol bekte oynattığın zaman Fenerbahçe'nin hücumları Fener, eğer Ferdi oynuyorsa genelde oradan gelişmiyor mu? Fenerbahçe'nin oyunu Ferdi'nin bulunduğu yere doğru kaymıyor mu? Nerede oynarsa oraya kayıyor. Ferdi zaten baskın e yani. bir karakter. Dolayısıyla ee, sen geriden... Top alıyor. Boşluğa geliyor. E, kısaklanmıyor. Maç içinde 3 dakika Ferdi'yi görmedim demiyorsun mesela. Ferdi'yi sürekli görüyorsun sorumluluk alan bir oyuncu olduğu için de oyun biraz onun tarafına asimetrik olarak yatıyor. Ferdi üzerinden oynuyor. Doğru. Yani sol bek olarak Ferdi kariyerinin geri kalanında devam edebilir. Fena başlama başka yere gidermeden milli takımda da edebilir. Milli takımın uzun süre önümüzdeki 10 yıl bekleri Ferdi ve Rıdvan olabilir. Olabilir yani. Ferdi bek olarak da illa 10 numara başladım. Sonra kanat ucumlusu oldum diye bek olmam diye bir kaydı yok. Yani bazen oyuncular e, Oyun kurmaya değişiyor. devam ediyor. Sol bekte oynadığı. Evet bekten oyun. Kurmaya devam ediyor. Şimdi Trent sağ bek oynuyor Liverpool'da. Ne kadar sağ bek oynuyor? Ligin asist kralı. Premier Ligin asist kralı. Trent Alexander-Arnold. Cancelo Manchester bek oynuyor. Ne kadar bek oynuyor? Hem bek hem oyun kurucu. Ferdi de pekala. Trent'i, Cancelo'yu muhakkak izliyordur, biliyordur. Bizden daha iyi biliyordur. Trent gibi, Cancelo gibi bir bek olabilir. Tipoloji olarak söylüyorum. Standart olarak demiyorum. Hemen yanlış anlamasın genç internet kullanıcıları. Tabii ki Kanselo'yla Trent'le Ferdi'yi kıyaslamıyorum. Onları izleyip onlara öykünebilir diyorum. O tipte bir bek olmaya çalışabilir diyorum. Aynı şekilde Ozayi de hoca sanki sağ bek olarak kullansa kafası daha rahat edecek gerek hızıyla, gerek kendisinin de söylediği sizin de az önce dile getirdiğiniz gibi olayın savunma işin savunma boyutunu da öğrendim sözleriyle Birlikte. Şimdi UEFA Konferans Ligi'nde değerli izleyenler maç programını şöyle bir getirelim. Var mı eklemek istediğiniz bu akşamki maç öncesinde konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Boyutu kaldı mı? Yok teşekkür ederim. Gelsin efendim. Grafiğimiz ekrana. Temsilcimiz Fenerbahçe saat 20.45'te. E, Slavia Prag'la karşı karşıya gelecek. Slavia Prag takımını ağırlayacak. Playoff turunda PSV Eindhoven, Maccabi Tel Aviv maçı e, Rapid Wien Vitesse ve mithiland paok karşılaşmaları yine aynı saatte başlıyor. Saat 23'te. Sparta Prag'ın rakibi Partizan, Leicester City Renders'da oynayacak. Celtic, Bodo Glimt ve Marsilya'da Karabağ'la karşı karşıya gelecek saat 23'te. Şimdi bir not daha aktaralım. UEFA Avrupa Ligi maç programı ki bir diğer temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray'ın rakibi de bu eşleşmeler sonucunda belli olacak. Yani daha sonra kura çekilecek. Saat 20.45'te oynanacak karşılaşmalar Zenit, Real Betis, Betis, Borussia Dortmund, Rangers, Barcelona, Napoli, Şerif, Braga. Ardından saat 23 Sevilla, Dinamo Zagreb, Porto, Lazio, Leipzig, Real Sociedad ve Atalanta, Olympiakos karşılaşmaları oynanacak. Evet, bu inanılmaz bir tur oldu. Gerçekten öyle. UEFA Avrupa Ligi knockout round diyorlar onlar. Eleme turu diyelim. Ara tur. Bunların 8'i üst süre çıkacak ve 8 grup birincisiyle Galatasaray'ın da işlerinde bulunduğu 8 grup birincisiyle karşılaşacaklar. 8 grup birincisi tabi seri başı. Ama buradan işte Borussia Dortmund'un, Barcelona ya da Napoli'nin, işte Sevilla'nın, Porto veya Lazio'nun, Leipzig'in, Atalanta'nın geleceğini tahmin edersek bunlar Galatasaray şey muhtemel rakipleri. Avrupa Ligi son 16'sı çok sert bir tur olacak. Sanki Şerif Braga eşleşmesinin galibi. Mesela keşke olsa değil mi? Değil mi? E şöyle baktım Betis da. de çok iyi <laughs> gidiyor yani onu bile anamadım. Betis de liginde çok iyi gidiyor. En güzeli öyle olurmuş gibi. Hiçbir takım elbette hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Hiçbir takım bu seviyede göz ardı edilecek takım değil ama Braga'da kıyasladığınız zaman. O da yani Braga'da Carlos Carvalho'nun takımı. Çok iyi bir savunma takımı. E, ve bazen daha büyük takımlar için adı geçiyor. Braga tek Türk Carvalho için yani onlar da kolay takım değil gerçekten ama bu 8 eşleşmeye baktığımız zaman evet. Keşke Şerif Braga galibi Galatasaray'ın karşısına çıksa diyorsunuz. Konferans liginde de ha onu da bakacağız değil mi? Sonra söyleyeyim format nasıl? Leipzig Real Sociedad maçını da Cüneyt Çakır yönetecek. Yönetecek. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Şimdi neye değinmek istiyordunuz? Konferans ligindeki formata değinecektim ama zaten o maçlara bakarız herhalde. Bakacak Demin mi? getirdik. Getirdik. Bir mi? daha getirelim. Uğur Bey dinlememiş. Ben yani. ne yapıyordum? Buyurun. Aa Doğru. <laughs> Şimdi hatırladım. Şimdi Konferans Ligi'nde de burası ara tur. Evet. Burası Nakatruan. Buradan 8 takım çıkacak ve Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren e, takımlarla onlar da son 6 turu oynayacaklar. Fenerbahçe buradaki 16 takım içinde en değerli 4. takım Leicester City Marsilya ve PSV'den sonra Fenerbahçe en değerli 4. takım. Gruplara baktığımız zaman, liderlere baktığımız zaman da Roma'yı hatırlıyorum ben. Fenerbahçe'den değerli olan yani bir sonraki turda gelecek. Ee, Feyenoord Fenerbahçe'den değerli midir? Yakındır muhtemelen. Kopenhag yakındır. Ren yakındır. O seviyede bir de o takımlar gelecekler. Yani Fenerbahçe şu anda kabaca eğer son alt turuna kalırsa yine oranın değerli 8 takımından en değerli 8 takımından biri olacaktır gibi görünüyor maddi değer itibariyle. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın açıklamaları benim hoşuma gitti. Hani bizi UEFA konferansı yine hedefliyoruz. UEFA konferansı yine yukarılara çıkmak istiyoruz. Bunu başarabiliriz. Böyle bir kadro kalitemiz var. Böyle bir potansiyelimiz var demesi güzel. Çünkü daha önce Vitor Pereira bizim hedefimiz lig. Avrupa Kupası bizim ana planımız değil demişti. Bu üzücü. Türk takımları için bu açıklamaları hangi takımdan duyarsak duyalım üzülüyoruz. Fenerbahçe bu kupada pekala UEFA Konferans Ligi'nde daha yukarıları hedefleyebilir. Fenerbahçe tem, e, temsilcimize başarılar dileyelim bu akşamki karşılaşma öncesinde. E, ve bir ara verme zamanı geldi değerli izleyenler. Ardından da var mı istediğiniz bir şey Uğur Bey? Ardından da Şampiyonlar ile devam edeceğiz dün akşam oynanan karşılaşmalarla. Değerli izleyenler Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan karşılaşmalarda Liverpool deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup ederken Bayern Münih de deplasmanda Salzburg'la 1-1 berabere kaldı. Belki gecenin sürpriz sonucu diyebiliriz. Bakalım Uğur Bey ne diyecek birazdan. Öncelikle ekranlarınıza hangi gazete geliyor? Çok pardon şuradan hemen bakıyorum. Daily Star gazetesi geliyor. Başlığı San Heroes yani San Siro stadına göndermede bulunmuş. Nasıl bir gönderme yapmış bu araştırdık aradık ama bulamadık herhalde. Sadece isim benzerliğinden e, kahramanlar diye bir gönderme bulunmuş göndermede bulunmuş e, Liverpool için üstte de sol üstte de görüyorsunuz e, rekortmen Muhammed Salah yine görev başında e, Liverpool ilk turu kazanıp avantajı ele geçirirken e, Muhammed Salah yine iş başındaydı demiş e, Roberto Firmino'nun 70 75 dakikada attığı kafa golüyle e, özür dilerim e, 75 dakikada attığı golle takımını öne geçirdiğinden bahsediyor Kafaylaydı evet doğru kafayla Burada öyle yazmamış da ben Anladım, eklemiş oldum. Tamam. Ee, öne geçirdiğini ve havanın çok soğuk olduğunu e, yazıyor. Ondan sonra Muhammed Salah 83. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attığını ifade etmiş. Bu e, durumda Mısırlı futbolcu... Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8 deplasman maçında değil mi? Evet 8 deplasman maçında gol atan oyuncu rekorunu ele geçirmiş ve Cristiano Ronaldo'nun 2013-2014 sezonunda Real Madrid'de yapmış olduğu seriyi geride bırakmış olduğunu yazıyor. Yani rekorları kıran adam yine iş başında derken bunu kastediyor. Evet. 2-0 galip geldi. 114.7 kilometre koşmuş. Inter bu karşılaşmada 113.5 kilometre koşmuş. Liverpool bu karşılaşmada maç sonunda Uğur Beyciğim müsaadenizle hemen şuradan Lütfen. her ki takımın hocası neler söylemiş hızlıca ona da bakalım. Liverpool menajeri Jürgen Klopp diyor ki e, çok iyi başladığımızı düşünüyorum e, fakat e, özellikle beklerimiz, kanat beklerimiz, full back onu kastediyor değil mi? Yoksa back. stoperler mi? Bek. Hangisi? Full back, bek. Sağ bek sol bek back. Kanat beklerimiz. Wing back derse kanat bek o genelde üçlü savunmada kullanılan bir tabir kanat bek. İyi başladık ama kanat beklerimiz diyor. E, şeyle rakiple çok fazla birebir kalmaya başlamıştı. E, sistemimiz orada işlemedi diyor. E, buraya gelip de harika bir gün geçirmeyi umamazsınız zaten diyor. E, zaten harika da bir gün geçirmedik ama e, sonucu alacak kadar güzel bir gün geçirdik. Yine alçak alçakgönüllü bir ifade kullanmış. E, her şeyle alakalı çok memnunum. Sadece Jota'nın e, sakatlığıyla alakalı e, olarak biraz canım sıkıldı demiş. E, i̇lk yarıda. E, değiştirmemiz gerektiğini biliyorduk diyor. Ee, Henderson sonradan oyuna giren oyuncular Henderson, Keita ve Luis Diaz'la alakalı olarak son derece memnunum. Onlara e, saygı gösteriyorum. Firmino'nun gol atmak için biraz zamana ihtiyacı, oyuna girebilmesi için, oyunda e, şey yapabilmesi için, etki edebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı vardı. Golden sonra e, onun güveninin de geldiğini, geri geldiğini e, gördük zaten diyor. Bir anda top bizim arkadaşımız oldu ve topu kazandık. E, şey oyunu kazanmayı başardık. Olaf'a sadın demiş. Bir anda top bizim arkadaşımız oldu yine ve maçı kazandık. Diğer taraftan Inter'in hocası Simeone Inzaghi de demiş ki e, çok fazla umudumuz yok ancak sonuçta Anfield'a gideceğiz. Bir maç daha var ve olabilecek en iyi ihtimaller dahilinde olabilecek en iyi maçı oynayacağız ve göreceğiz neler olacağını demiş. E, bize pres yapacaklarını biliyorduk ama biz de iyi oynadık ve e, farklı bir sonuç almayı hak ettik. Futbol ufak detaylarla belirleniyor. Firmino'nun kafa golü de aynı şekilde buna bir örnek. Ufak detaylarla belirlendiğine bir örnek. Ee, ama her nasıl olursa olsun e, biz bu akşamdan şey çıkarmamız gerekiyor. Kendimize güven çıkarmamız gerekiyor. Çünkü iyi bir maç oynadık demiş. Ee, kaybetmeyi ka e, hak etmedik ama sonuçta bu futbol yine de gurur duymalıyız. Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı muazzam bir performans sergiledi oyuncularım demiş inza gibi. E. Evet İngilizler dün de değinmiştim. Dört İngiliz bu turda. Şampiyonlarla oynuyorlar. Manchester City Portekiz şampiyonunu e, devre dışı bıraktı artık. Matematiksel şansı dışında. Şansı yok Sporting'in. Liverpool'da İtalya şampiyonu bir bakıma devre dışı bırakmış oldu. San Siro'da 2-0 yenerek. Şimdi Manchester United İspanya şampiyonuyla oynayacak. Chelsea'de Fransa şampiyonuyla oynayacak. Bakalım İngilizler mi? Avrupa'nın diğer büyük Liglerinin şampiyonları mı? Çünkü bu biraz da galiba şampiyon kaderini tayin edecek. Dün Inter evet Liverpool'a karşı pozisyonlar da buldu. Firmino'nun golüne kadar. Hakan Şalhanoğlu'nun direkten dönen bir topu var. Bizi de heyecanlandırdı. Lotaru'nun pozisyonları var. Özellikle Perişiç'le Trent Alexander-Arnold eşleşmesi. Maçın kader eşleşmesiydi. Trent'i defansif olarak zor durumlara düşürdü. Perišić ki Trent Robertson'u da ofansif olarak iyi oynadılar. Ama defansta Bereşiç Trent'i zor durmaya düşürdü. Ama Inter bunu gole çevirmeye başaramadı. Liverpool başardı. Liverpool tabii e, Harvey Elliott oynadı. Çok uzun zaman sonra sakatlıktan çıktı ve Liverpool tarihinde 18 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ilk oyuncu oldu. En genç oyuncu oldu Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de sahaya çıkan. Bütün bugün İngiliz medyasına da şey var. 4 yıl önce taraftar olarak Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde izlemiş. 14 yaşında. 4 yıl sonra sahaya çıktı Liverpool formasıyla. O da kendisi de paylaşmış bunu. Genç oyuncu Harvey Elliott. O iki fotoğrafı ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden koşun demiş. Günün hikayesi oldu. Klopp da onu çok övdü. Başarılı olursa kendi başarısı. Başarısı olursa benim atam. O gözle izleyin. Harvey Elliott dedi. Günün kahramanlarından biri de o oldu. Liverpool için iyi bir gün. 7'de 7 yaptılar. Son 7 resmi maçı kazandılar. Çok iyi oynamıyorlar bana sorarsan. Garip bir şekilde. Hani 7'de 7 yaptıkları için medya inanılmaz büyütmüş durumda olayı. Fantastik bir şekilde geldiklerini söylüyor ama yani bu 7 maç içinde en az 3-4 tanesi çok iyi oynamadan kazanlar. Tabii ki çok iyi oynamadan kazanmak da beceri. Kazanma alışkanlığı da beceri. Ama Alisson sürekli kahramanlaşıyorsa bu maç için söylemiyorum ama son maçlarda defalarca kahramanlaştı. Muhakkak Klopp bunu bir gözden geçiriyordur. Ya yani niye bizim bütün maçlarımızda kalecimiz kahramanlaşıyor diye gözden geçiriyordur. İlginç bir Belki ilginç değildir de ilginç bir e, detay Karşılaşmada hiç sarı kart olmadı Maçı da e, Liverpool 10 faulle Inter'de 9 faulle 9 değil mi? Evet 9 faulle tamamlamış oldu Gecenin diğer karşılaşmasına Geçmeden bir şeyimiz var Fotoğrafımız var Bir onu getirelim lütfen önce ekranlara Çünkü Salzburg ve Bayern Münih Birisi Salzburg'un hocası Yasle 33 yaşında evet. Bayern'in hocası 34 yaşında. Müthiş Nagelsmann. değil mi? Hakikaten çok acayip. Nagas hiç kendinden genç biriyle karşılaşmış mıydı acaba kariyerinde? <laughs> i̇lk olabilir. Olabilir, gerçekten olabilir. Şu Schalke'nin hocası Tedesco vardı. Onunla karşılaşsam Tedesco Nagas'tan küçük mü şu an kafam karıştı. Belki o ihtimal olabilir dedim. O değilse muhtemelen kendinden küçük bir hocayla ilk kez yes, karşılaşmış. ilk olabilir. Tedesco 36 yaşında. Aa o 1-2 yaş bunlardan büyük. Tamam. Düzeltiyorum o zaman. Ya Jesse Marsh ayrıldı. Ee, Salzburg'dan Leipzig'e gitmişti. Onlar da bir prodüksiyon şirketi gibi çalışıyorlar malum. Salzburg, Leipzig. Bir futbol aklı var orada. Alt yaş gruplarını başarılı olmuş hocalarını üst tepiğe çıkardılar. Zaten modelleri o. Çok genç bir takım. Dün de çok genç bir takımla bayağı Münih'in karşısına çıktılar onlar da sanırım bir rekor. Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki 2003 Ajax'tan beri en genç takımla sahaya çıkan ekip olmuş. Salzburg. Zaten ilk Avusturya takımı son altı oynayan. Bir de 20 yıl sonra neredeyse Şampiyonlar Ligi'nde bir eleme turunda bu kadar genç bir takım sahaya çıktı. Genç ve dinamik olmaların ödülünü de aldılar. Ee, bölüm bölüm zor durumlara düşürdüler Bayern Münih. Özellikle geçişleri muazzam yapıyorlar, muazzam yani Bayağı Münih atak tamamlayamadığında e, orada Salzburg tehdidi başlıyor. Zaten buna çok uygun oyuncular da var. Gerçi Santifolar sakatlandı. O zaman, müsaadenizle sözünüzü kesip e, Matyas Yassen'in şu cümlesini okumak istiyorum maç sonunda. Tam sözü getirdiğiniz noktada. Diyor ki gün sonunda adil bir sonuç oldu. Bir bir puanları paylaştık. E, harika bir oyundu. Her şeyimizi sahaya yansıttık. Her şeyimizi sahaya koyduk. İlk yarıda harika bir oyun oynadık. Tam istediğimiz gibi sizin de bahsettiğiniz gibi Bayern Münih'i zor durumlara düşürdüğü anlar. Ancak ikinci yarıda bunu yapamadık. Geçişleri iyi yapamadık. En iyi haliyle gerçekleştiremedik ve bazen de topu çok erken kaybettik diye Bayern'in oyununa da bir gönderme de bulunmuş. İkinci yarıda Bayern buna karşı bir şey yapmış yani. Refleks geliştirmiş ve bunda da başarılı olmuş. Ama buna mukabil Nagelsmann hocam da diyor ki hakikaten ilginç bir maç oldu. Bir puanı iki tarafta hak etti. Hakikaten hak edilmiş puanlar oldu. Çok baskı kurduk. Salzburg'u ikinci yarıda kendi yarı sahasına mahkum ettik. Elbette 3 puan almak isterdik ancak beraberliği getiren golü <laughs> çok geç bulunca tabii ki bir puanı gayet güzel fit oluyorsunuz şeklinde bir değerlendirmesi var. Çok ofansif bir takımla oynadı. Nagelsmann gerçekten tebrik etmek lazım. Üçlü savunmanın önünde 7 tane gol şansı olan oyuncu yani merkezi Kimi ve Toriso'yu da katarsan zaten 5 ofansif Sanemüller Lewandowski, Gnabry, Koman çok gol şansı olan oyuncu oynadı. Bu ilk yarıda biraz bedelini ödediler. Geçişlerde sıkıntı yaşadılar. Okafor sakatlandı, adamı girdi, adamı da golü attı. Adeyemi müthiş bir geçiş oyuncusu ve gelecek sezon Barcelona diyorlar, Bayern Münih diyorlar. Belki Leipzig'e geçebilir önce, Leipzig'ten sonra diğer adımını atabilir. Adeyemi gerçekten de müthiş bir oyuncu. Ee, geçişlerde çok etkiydi. Gol de onun geçişiyle geldi. Maç sonunda da çok iddialı açıklamaları oldu. Ya şimdi... Biz genciz, biz tazeyiz Tabii. onlara kafa tutabiliriz ve onları evlerinde yenebiliriz. Çünkü ben hala kendime güvenirim, hazırım. İyi bir deplasman takımı bu modelle. Çünkü geçişleri çok iyi yapıyorsun. Ve Almanya'ya gittiğinde de pek hala bayağı topa sahip olacak. tamamlayamadı anlayamadı hücumlarda. Nino umutlanabilirsin. Adeyemi de şimdi ilk maçta gördü ki Bayern Münih'e karşı oyun ağırlığını koyabiliyor. 18-19 yaşında bir çocuk. Zaten golü dağıttırdı. Yani muhtemelen ikinci maçına daha fazla umutlanmıştır. İki takımın kalecisi UEFA'nın internet sitesinde e, şey açmışlar. En iyi kurtarışlar şeklinde bir başlık açmışlar ve her iki takımın kalecisi Ulrich ve e, Köln. İkisinin kurtarış hakikaten şık kurtarışları seçmişler. İki, Çok kurtarış yaptı Köhn gerçekten. Maçın kahramanı oldu. Onu da bir detay olarak paylaşalım izleyicilerimizle. Şuradan bakalım istatistiklerde öne çıkarmak istediğimiz bir şey var mı? Uğur Beyciğim 110, 120 kilometre koşmuş Salzburg. 116 Nokta 7 koşmuş Bayern Münih, Salzburg'un oyununu anlatan bir detay olarak onu da belirtelim. Ki Bundesliga yani Almanya Bundesliga'dan bahsediyorum bu arada. Avusturya'nın liginde de Bundesliga tesadüfe. İlk yarıda 6 hücum girişimi var Salzburg'un, 5 hücum girişimi var. İkinci yarıda 11 ile tamamlamış. İlk yarıda 9 hücum girişimi var, ikinci yarıda 13 hücum girişimi var ve maç maçı da 22 hücum girişimiyle tamamlamış Bayern Münih'te. Özellikle ikinci yarıda her iki hocanın da söylediği gibi çok ciddi arttırdı baskıyı. Çok ciddi bir baskı kurdu. Burada da hem kaleci ön plana çıktı. Evet. Almanya Ligi hem de, dünyanın en çok koşulan ligi. Ee, müsabaka başına kat edilen mesafe ortalamaları en yüksek ligi. Bir Alman takımına karşı Onları bu şekilde koşu mesafelerinde 120-116 geçmek ancak Salzburg yapabilirdi bunu. Yani Almanlar çünkü Avrupa kupalarında da kimle oynarlar, oynarlarsa oynasınlar genelde daha fazla mesafe kat ediliyor. Çünkü Alman Ligi acayip koşulan bir lig. Ki Almanya'da maçlar çok uzamıyor. Ortalaması yanılmıyorsam 95 dakika Almanya Ligi'nin brüt sürü ortalaması. Buna rağmen 120 kilometre sürekli geçiliyor sürekli. Sürekli birçok takım hatta ortalaması 120'nin üzerine çıkan takım bile olabilir. Almanya Ligi en çok koşulan lig olmanın yanı sıra dünyanın en vitrinde, Premier Lig'den sonra en vitrinde olan liglerinden bir tanesi. Futbolun çoğunlukla e, hızlı, ayakta kalan, e, mücadeleci ve futbolun doğrularının yapıldığı bir lig. Asıl merak ettiğim, bilmiyorum belki bir kaynak önerebilirsiniz, oradan okuyabiliriz. Nagelsmann gibi, Yasle gibi. Genç oyunculara güvenmesi de kolay değildir orada. Eğer altını dolduramıyorsa bu adamlar bayağı Münih'in başına, işte takımların başına getirmezler. Nasıl oluyor da bu güveni sağlıyorlar? Sadece sonuçlarla mı oluyor bu? Aldıkları sonuçlara mı bakıyorlar? Yoksa karar vericiler de mi değişti? Nasıl bakmak lazım Şimdi oluyor? Şimdi Almanya bir defa antrenör eğitimi konusunda üniversiteleri, akademileri çok erken kurmuş. Ya da bizim bakış açımız mı yanlış acaba? Benim bu sorduğum soru bile yanlış belki. Yılmaz Vural yanılmıyorsam Köln Doğru. Spor Akademisi Hocamız, Köln Spor Akademisi mezunu. Çok er, bunların hani yaşları at, 60 ile 70 aralığında söyledim ki hoca. Çok erken futbol antrenörlüğünü bir meslek olarak kabul etmiş. Bunların eğitimine kafa yormuş. Bunların eğitimini çeşitlendirmiş ve zenginleştirmiş bir futbol ülkesi Almanya. Dolayısıyla Almanya'da pro lisans tek direktör seviyesine geldiyseniz iyi bir eğitim almışsınız demektir. Bir defa bence bir numaralı fark bu. Almanya, Alman tek direktörlerin bugün Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Alman değil ama Hassan Hüthl, hani o, o dünyanın bir ürünü dene, denebilir. Bu kadar başarılı olmalarının altında, Guardiola Almanya Ligi'nde 3 yıl bulundu, muhakkak orada bir şey öğrenmiştir. Almanya Ligi'nde tek direktörlüğün bir meslek olarak görülüyor olması, çok iyi eğitilmelerinin rolü vardır. Birincisi bu. Elde var bir. Zaten tecrübe çok önemli tamam ama zaten bu adam bu eğitimi alıyorsa, bu görevi yapmaya hazırdır diye eğitime güvenerek arkasına bakmıyor. Elde var biliyordur bir... muhakkak. Nagelsmann çok küçük yaşta zaten adından söz ettiriyordu. Hoffenheim'in e, alt yaş gruplarına dikkat çekmişti ve üst yapıya bir sonraki sezonun geçireceğiz demişler. O zaman 28 yaşındaydı. Bir sonraki sezon hocamız olacak dediler. Sonra Hoffenheim bir yıl bir kriz yaşadı, küme düşmenin eşiğine geldi, e, hocaları gitti. Dediler ki biz Nagelsmann'ı gelecek yıl getirecektik ama mecburen bu yıl getireceğiz. Sezon ortasında göreve geldi Julian Nagelsmann ve o takımı kümede tuttu. Yani hazırmış. Normalde Nagelsmann olsam ben 28 yaşında olsam gelecek yılki hocasıyım. Hoffenheim'i biliyorum. Bana birden dediler ki bu sezon göreve gelmen lazım bir düşünürüm. Ya benim ilk birinci Bundesliga deneyim mi olacak? Zaten gelecek sezon ben bu takımı çalıştıracağım. Bu yıl devre arasında işler kötü giderken, takım küme düşerken veya düşmeye yatkınken Göreve gelip acaba CV'me bunu ekleyeyim mi yoksa bekleyeyim mi diye düşünürüm ama düşünmedi. 28-29 yaşında Hoffenheim çok kötü bir durumdayken göreve geldi. Takımı ligde tuttu. Birinci bunu eskigara tuttu. Öbür sezonda uçurdu. Ondan sonra da e, Avrupa Kupaları'na taşıdı. Ondan sonra da hikayesi o şekilde devam etti. Demek ki... Adaletli bir fırsat eşitliğinden de bahsetmek lazım oradaki futbol iklimi açısından o zaman. Evet. Çünkü niye... Şimdi Bayern Münih'te kulüp yönetimlerinde yönetim kur, e, Bayern Münih'te de dedim çok özür Almanya'da kulüp yönetimlerinde yine işte e, çok zengin araba firmalarının patronları, çok zengin sanayiciler, CEO'lar falan vardır Türkiye'de olduğu gibi var. Yönetim kurulları yine o zengin fanatik e, iş adamlarında oluşuyor. Ama yönetim kurulları altında bir sportif yönetim kurulu ikinci bir kategori oluşturuyor o kategori 4-5 kişiden oluşuyor. Orada mesela CEO oluyor, sportif direktör oluyor, tek direktör oluyor, bazen CFO da oluyor, bazen futbol direktörü oluyor. İşi bilen bazen profesyonelleri... arama tarama ekibinin başı oluyor. İşi bilen profesyoneller koyuyor oraya. Dolayısıyla yönetim kuruluyla tek direktör arasında bir ara mekanizma var Almanya'da. 4-5 kişiden oluşan bir futbol yönetim ekibi. İşte bayağı bir e kısmı. Evet, bayağı müthiş. Salih Amici'ci ara, ara kategori. Tek direktör seçen masada o da var ona göre seçiyorlar. Veya tek direktör başarısız olduğunda işler kötü gittiğinde raporu yönetim kuruluna değil de önce yönetim kuruluyla tek direktör arasındaki ara kategoriye, ara hiyerarşiye veriyor. Orada profesyonellerin olması, 4-5 profesyonel ara kategori olması tek direktör seçiminde de tabii ki daha fazla akıl katar işin içine. Tek direktörü daha fazla korur. Şimdi normalde düşün 60 yaşında iş adamı dünyanın en zenginlerinden bir tanesi direkt tek direktör seçmesi var veya tek direktör göndermesi var. Bir de 4-5 kişilik profesyonel evet. ekibe danışması sorması var. Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir şey bu. Ya maalesef bizde mesela tek direktör yeni sezon ne olacak diye kulüp soruyorsun. Diyor ki ona başkan karar verecek. Başkan dediği adam sanayici. 60 küsür yaşında sanayici. En önemli özelliği zengin olması ve fanatik taraftar olması. Ama profesyonel futbolla ilgili bir bilgisi var mı bilmiyoruz. Tartışmalı. Profesyoneller getiriyor mu o işi yapması için? Hayır. E demek ki var. Demek ki <laughs> Böyle var. olduğuna göre ama demek ki var. Ama sonuçlara bakarsan da pek var gibi de durmuyor. Üç tane ana başlık saydınız e, doğal olarak. E, bunlar da kolay şeyler değil. Bu saydıklarınız, sebep sordum size. Üç tane sebep, üç tane neden sıraladınız. E, bunlar da kolay işler değil ama neydi bizim cümlemiz? Teknik direktör sonraki haftayı planlarken, sportif direktör sonraki sezonu planlar. Bu kafa karışıklığını giderebilmek adına son derece doğru bir formül. Bir kişi olur, bir ekip olur ama mutlaka olması gerekiyor. Evet. Mutlaka olması gerekiyor ki devamlılığı sağlayabilelim. Yani biz devamlılığı, istikrar niye sağlayamıyoruz derken bunu koruyabilecek ya da sürdürebilecek bir mekanizmamızın olmadığı gerçeğini sıklıkla unutuyoruz. Ya da belki aklımıza getirmek istemiyoruz. Dolayısıyla bu da lazım. Ara verme zamanı geldi. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Değerli izleyenler bir kısa ara. Aranın ardından da neyle devam edeceğiz? Hemen söyleyeceğim size. Aranın ardından da Galatasaray'la devam edeceğiz. Hürriyet gazetesi geliyor değerli izleyenler. Ekranlarınıza başlığımız şu. Kampos önerdi, sensibile yeni sportif direktör oldu. İtalyan futbol adamı Novara, Sampdoria, Roma gibi takımlarda çalıştı. İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılılarla görüşme gerçekleştiren Pascal Sensibile'nin e, Sensibile ile anlaşma sağlandı. 50 yaşındaki Sensibile 2019'dan beri görev yapmıyor demiş gazete. Şuradan bakayım. Luis Campos bir adım attı. Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos adım attı ve sportif direktörlük koltuğuna Pascal Sensibile'yi önerdi. 50 yaşındaki İtalyan futbol adamı İstanbul'a gelerek yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda anlaşmanın sağlandığı öğrenildi sensibilinin Galatasaray başkanı Burak Elmas'la birlikte Luis Campos'a rapor vereceği ifade edildi danışmana mı yani danışman ya Campos evet daha başka görevi de mi var o zaman ya da danışmana da rapor verilir mi aslında verilir tabii niyomuz Campos ah, sekil resmi açıklamada ben duymadım bu arada tam da bilmiyoruz galiba pozisyonu atlamış olmayalım ama sanki evet dediğiniz gibi bir resmi bir görevlendirme evet. olmadı. Aktif futbol kariyerinde alt liglerde mücadele eden Pascal Sensibile'nin spor yöneticiliği kariyeri de yine İtalya'da devam etti. Novara, Sampdoria, Mantova, Trapan ve Alessandria ekiplerinden sportif direktör olarak görev yapan Sensibile, seri A devi Roma'da ilk kez scout olarak yer aldı ve son olarak Ağustos 2018 Haziran 2019'da çalıştı. O tarihten bu yana da boştaydı demiş. Pek şey bir hani nasıl diyeyim? Ee, güzel bir referans olmamış öyle söyleyeyim okuduğum kadarıyla. Bir benzer haber Posta Gazetesi Kurtarıcı Jardim kötü gidişi Domenek Torrent de durduramadı. Galatasaray'da yeni teknik direktör arayışı başladı. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos Monaco'da 2 yıl beraber çalıştığı Leonardo Jardim'i önerdi. Monako'da tarih yazdılar demiş. Portekizli spor adamı Monako'da 2014-2016 yılları arasında beraber çalıştığı Leonardo Jardim'i önerdi. Monaco ile 2016-2017 sezonunda Lig 1'de şampiyonluk kupasını kaldıran Jardim, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final görmüştü. Suudi Arabistan Kulübü Al Hilal'den ayrılan 47 yaşındaki hoca ayrıca Braga, Olympiakos ve Sporting Lisbon'u çalıştırdı. Bu iki gelişmeyi beraber mi değerlendirmek lazım acaba? Önce Sensibile'den başlayalım. Tabii Luis Campos dünya futbolunun kendi pozisyonunda, kendi rolünde çok önemli isimlerinden biri. 2016-17 Monaco sürecinde başardıkları birçok dünya devine etki etti ve Real Madrid'de de transferler, danışmanlık yaptı. Hatta Real Madrid'in çok genç yaşta aldığı Brezilyalı oyuncularda Luis Campos hep danıştı. Luis Campos'un bilgi verdiği söylenir. Mourinho'nun da bireysel olarak Luis Campos'la hep iletişim içinde olduğu ve transfer konusunda Luis Campos'tan tavsiye aldı. söylenir. Monaco'daki o Fabinho'lu, Bakoyoko'lu, işte Bernardo Silva'lı, Mbappeli, Falcao'lu o süper kadro şampiyonlar yeri giderken hep oradaki kredi tek direktör işte biraz önce andınız Jardim'den daha çok Luis Campos'a verilirdi o kadroyu kurduğu için. Derken bir kariyerine bir başka altın sayfada 2020-2021 sezonunda ekledi. Lille takımı Fransa şampiyonuna giderken yine Lirin Lille'in yaptığı önemli transferlerin altına Luis Campos'un imzası oldu. Söylenir. O yüzden şimdi Galatasaray sportif direktör olmuyor madem. Çünkü birden fazla kulübe alındığım kadarıyla çeşitli danışmanlıklar yapıyor. Galatasaray'a bir sportif direktör önerdiğine göre Sensibilen'in de kariyeri çok ışıltılı, çok parlak, çok etkileyici olmadığına göre Luis Campos'a güvenmek sanırım burada. En doğrusu. Eğer Luis Campos Luis Campos bunu yaparsa Galatasaray'a çok büyük katkı yapar. Ona şüphe yok. Çünkü kariyeri boyunca danışmanlık yaptı, çalıştığı her kulübe genç yaşta çok iyi oyuncular kazandırmıştır. Çok iyi fiyatları alıp çok yüksek fiyatlara satmışlardır. Çok büyük katkı sağlamışlardır. Galatasaray'ın beklentisi o. Bence Burak Elmas'ın da yaptığı en doğru hamle Luis Campos'a çalışmak. Luis Campos'a güvenmek galiba. Buradaki e, referans Campos. Sanırım başlık o manşet o. Referans sensi bile değil Campos. Önceliğim Galatasaray. Yine Post, e, posta gazetesinden bir başlık geliyor ekranlarınıza. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da bir yıldız gibi parlayan tek isim var. O da Kerem Aktürkoğlu. Avrupa kulüpleri 23 yaşındaki futbolcunun peşine düşmüş durumda. Özellikle Fransız ve İngiliz kulüplerinin transfer listesinde bulunan Kerem tüm bu söylentilere kulağımı tıkadım. Tek düşüncem Galatasaray'ın başarısı, takım arkadaşlarım ile birlikte bir an önce bu zor durumdan kurtulmak istiyoruz diye konuştu. Süper Lig'de pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Florya Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Domenec Toren yönetimindeki dünkü antrenman taktik ağırlıklı geçti. Son bölümde yapılan çift kale maç sırasında İspanyol hocanın oyunu sık sık durdurup sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu için tabii ki bunlar konuşuluyor zaten. Bir süredir. Evet. Normaldir bu tip söylentilerin olması ilginin olması en basit haliyle normaldir. 5 yıllık kontrat uzatmışlardı Kerem'le. Maaşını da tabii ki 5-6 katına çıkardılar. Doğal olarak 3. Lig'den Erzincan Spor'dan e, geldiğinde yaptığı kontratın yükseltilmesi çok doğal. Gösterdiği performans gerek Gavpoğlu'na gerek Süper Lig'de Galatasaray ofansif oyuncuları için en iyisi 7 milyondan 11 milyon liraya çıkan yanılmıyorsam 5 yıllık bir kontrat yapmışlardı. Kerem Aktürkoğlu'yla Galatasaray'da ya Kerem Aktürkoğlu'nun markette değerlendirirse, Avrupa'nın 5 büyüklüğüne satarsa tabii ki ciddi bir bonservis beklentisi olacaktır. Eğer böyle bir karar alırlarsa orada Luis Campos'un rolü olacaktır yine. O anlamda da Luis Campos danışmanlığı katkı yapacaktır. Jardim'de, Jardim iddiası da herhalde Luis Campos'la ilgili Monaco'dayken beraber çalışmaları. Sonra Campos'un tekrar Monaco denemesi var ama çok başarılı olamadı. Sonra Suudi Arabistan Ligi'ne gitti. Yanılmıyorsam Gomis de çalıştı orada. Dolayısıyla Gomis'ten de görüş alabilirler pekala. Ben olsam alırdım Galatasaray yönetim kurulu olsam. Böyle bir düşüncem varsa, Torrent'i Jardim'le değiştirmek gibi düşüncem varsa. Şimdi emin olmak için bakıyorum. Evet Gomis'te çalıştı. Oradan yeni ayrılmış ve yerine Luchescu'nun oğlu gelmiş. El Hilal'de göreve Razvan Luchescu gelmiş. O da enteresan. Gomis'ten de görüş alırdım. Leonardo da Jardim konusu da biraz karmaşık. Şu an Galatasaray'ın yeni gelmiş bir direktörü var. Değerlendirme yapmak için üzerken yardım biraz söylenti seviyesinde onu ileride daha ciddileşirse daha geniş değerlendiririz tabi. Bir sonraki konumuz ve de gazetemiz Beşiktaş ve Akşam gazetesi. Değerli izleyenler başlığımız olağanüstü Şenol Güneş. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi. Şenol Güneş iddialarını yalanladı ancak gelecek için açık kapı bıraktı. Şu ana kadar Şenol Güneş Hoca ile hiç görüşmedim. Net söylüyorum Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmedim. Şenol Güneş ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Olağanüstü bir durum olursa bilmiyorum. Sayın Adana Demirspor Başkanı Beşiktaş Şenol Güneş ile imzaladı açıklamasını neden yaptı? Bizden kendisine böyle bir görev verilmemiştir. Belki de Türk ve dünya futbol tarihinde bir kulüp başkanı ilk kez başka bir kulüple ilgili açıklama yapıyor. Hocamızla devam edeceğiz dedim. Şenol Güneş Hoca ile bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim hocam var. Ona güvenim sonsuz. Önümüzdeki sezonda planlamam için de Şenol Güneş şu anda yok. Net söylüyorum Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmedim. Şenol Güneş'i de bu tip şeylerle, e, iddialarla, söylemlerle gereksiz yıpratıyoruz sözlerine aktarıyor gazete. Ben olağanüstü bir durum olursa bilemiyorum. Ama Önder Karabeli Hoca ile yola devam ediyoruz. Hocamızın kalbini kıranlar devam ettiği müddetçe ne kadar devam edeceğiz bilmiyorum. Ee, belki eleştiriler olabilir ama Şenol Güneş gelecek söylemlerinin altında başka şeyler olabilir. Bu konu benim için bitmiştir. Sözlerini aktarmış gazete. Ve Hürriyet gazetesinden bir ufak başlık. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak. Şenol Güneş'le ilgili açıklamaları için Özür diledi. Dün Aspor'a bağlanan Sancak, Şenol Güneş'le ilgili sözlerim haddimi aşmıştır. Kötü bir niyetim yoktu. Eğer yanlış anladılarsa kusura bakmasınlar sözlerini gazete okuyucusuyla paylaşmış. Yani e, Ahmet Nur net bir şekilde ifade ediyor. Benim Şenol Güneş'le, bizim Şenol Güneş'le Beşiktaş olarak bir şeyimiz yok. Temasımız ya da öyle bir tasarrufumuz yok şeklinde. Ya bu e, müsabaka sonrası, hemen müsabaka sonrası sıcağı sıcağına kulüp yöneticilerinin beyanat vermesinin ben tarihte herhangi bir faydasını görmedim. Yani 30 küsur yıldır Süper Ligi iyi takip ettiğimi düşünüyorum. 30 küsur yıldır bir müsabaka sonrası bir kulüp yöneticisi beyanat vermiş de buradan iyi bir şey çıkmış hatırlamıyorum. Genelde zaten kötü bir şey çıkıyor. Çünkü müsabakanın sonucunun etkisiyle tansiyon yüksek, nabız yüksek daha iyi ifade edebilecekleri şeyleri daha kötü ifade ediyorlar. Doğru kelimelendirmiyorlar. Sonradan pişman olabilecekleri şeyler söylüyorlar. Murat Sancak da pişman olmuş. Bazı açıklamalarından onları tekrar tevil etmiş. Doğru yapmış bence de. Neden yani gerçekten 5 yaşın tek direktörle ilgili böyle bir e, tahminde bulunursun? Çünkü yaptığı şey tahmin. Gerekçelendiriyor. Diyor ki bizde bir kondisyonel vardı. Miguel diyor. Şu anda Beşiktaş'ın transfer ettiğine göre gelecek sezonda herhalde Şenol Güneş'i alacaklar. Şenol Güneş Miguel'le çalışacak diyor. Böyle bir tahmin yürütüyor. Evet. Böyle bir tahmin yürütmesi de gerçekten çok gerek değil. Ahmet Nurçebi de haklı bir reaksiyon veriyor. Hani tarihte görünmemiştir diyor. Başka bir kulübün başkanının başka bir kulüple ilgili böyle bir tahminde bulunması. Bence haklı. Herhalde az görülmüştür. Montella'da Trabzonspor'a Balotelli de İtalya'ya gidiyor diyor. Tabi bunları esprili bir şekilde söylüyor. Hani ben bunları söylersem siz ne hissedersiniz diyor. Empati kurun diyor. Onun reaksiyonu da Murat Sancak'ın özür dilemesi de doğru. Ee, Murat Sancak localardaki televizyonları sökmesi sadece televizyonların bedeliyle ilgili bir konu değil. Bildiğim kadarıyla zaten Adana Demirspor şirketleşti ve kendisi de büyük hissedar veya belki bütün hisselerin sahibi. O detayı bilmiyorum. Yani Adana Demirspor dernek statüsünden şirket statüsüne geçti. Bu dönemde Murat Sancak da ya büyük hissedar ya da tek hissedar. O detayı çok bilmiyorum. Dolayısıyla bu televizyonların parasını ben verdim diyor. Anlıyorum. Ama konu bu değil Sayın Sancak. Televizyonların bedeli değil. Orada verdiğiniz resim sizi bir spor adamı olarak rahatsız etmeli. Bence bu konuyu bir daha gözden geçirmelisiniz. Yani mevzu televizyonların parası değil. Yanlış anlaşılmış Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden Piyaniç dönüyor başlığı. Adana Demirspor maçı ile birlikte kart cezasını tamamlayan dünyaca ünlü yıldız cumartesi günkü Altay mücadelesinde ilk 11'deki yerine dönecek. Rozier, ye, Josef de Souza ve Oğuzhan'ın da hafta sonundaki müsabakaya yetişmesi bekleniyor demiş gazete. Şuradan bakıyorum. Karakartal'da sakatlıkları sebebiyle e, ha Rozier, Josef de Souza, Oğuzhan Altay mücadelesinde oynayacak. Enkudu'yu gördüm. Ha Kevin Enkudu'nunsa gelecek aydan itibaren takımda çalışmalara başlaması bekleniyor demiş gazete. Ya orta sahada ciddi bir sorun yaşamıştı Beşiktaş bir Spor karşısında. Ee, kötü oynamadı Beşiktaş'ın orta sahası aslına bakarsanız. Atiba çok mücadele etti. Takımın en çok koşan oyuncusu oldu. Ee, son bölümde teşera ikinci yarının başından itibaren doğal olarak fiziksel olarak düştü. Orada Önder Hoca kulübesine baktı. Teşehir'in yerine Emirhan'ı sokma tercihi yaptı. Belki canı da sokabilirdi. Adana Demirspor, Djokovic, Belhan değişikliğiyle orta sahada fiziksel üstünü sürdürdü. Dolayısıyla Josef'in dönüşü önemli. Pjanic'in dönüşü önemli. Zaten orta sahanın ilk iki ası Josef ve Pjanic. Oğuzhan'ın da o rotasyonu dönüşü önemli. Bir anda seçenekler artmış oluyor tabii Beşiktaş orta sahasının. Yani Atiba, Necip, Teşera, Emirhan, Can vardı. Bir de onların yanına Josef, Oğuzhan ve Pjanic eklenmiş oluyorlar. İdeal 11'ine döndü diyebiliriz kabaca Beşiktaş için. Evet hem serseri top kazanma, ikili mücadele kazanma hem de topu daha kaliteli kullanma anlamında Beşiktaş'ın Adana Demir performansını geçebileceğini öngörebiliriz Altay karşısında. Altay'ın da yeni bir tek direktörü var. Ee, gelişiyorlar, fena gitmiyorlar. Serkan Özbalta göreve geldiğinden beri. Beşiktaş'ın da böyle bir orta sahaya ihtiyacı vardı. Karşılarında fiziksel olarak atletik, dinamik bir takım var. Vakayeme müjdesi takvim gazetesinden geldi ekranlarınıza. Trabzonspor Nijeryalı Yıldız ile nikah tazeleyecek. Bordo Mavili taraftarların sevgilisi yuvada kalıyor. Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vakayeme Al Hilal'in 5 milyon euroluk teklifini geri çevirdi ve fırtınayla yola devam dedi. Şuradan bakıyorum Vakayeme'nin takım arkadaşlarına gelecek yılda buradayım dediği öğrenildi. Trabzonspor Vakayeme ile bir yıl opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Vakayeme 1 milyon eurosu bonus olmak üzere 2,5 milyon euroluk teklifi kabul ederek menajerini Türkiye'ye çağırdı. 2018'de Apoel Berşeva'dan 1.1 milyon euroya transfer edilen 32 yaşındaki Yıldız bu sezon ligde 6 gol atıp 8'de asist yaptı. Yani e, doğrudan 14 gole katkı verdi. Demiş Vakayeme Gerçi hani yaşı 32. O açıdan belki 3 yıllık kontrat biraz düşündürücü olabilir mi? Ama bir de performansa bakıyorsun öbür taraftan. Dengeliyor mudur yaşla performans birbirini? Ya bizim kulüplerimiz 30 yaş üstü oyuncularla yaptıkları kontratlarda evet biraz bonkör davranıyorlar. Bakayım özelinde söylemiyorum bunu. Bakayım ile sözleşme imzalanmasın değil. 3 yıl mı acaba? Hani daha evet, Süresi süresiyle olabilir. ilgili bu değerlendirme. Yoksa tabii ki mesela hemen hızlıca aklıma gelen bir örnek. Lens 30 yaşında Beşiktaş'ta 5 beş yıllık kontrat yapıyor. Şimdi Beşiktaş, Kaldı ki performans olarak kıyaslanmaz yani. Ya Fenerbahçe performansı iyiydi ya. Fenerbahçe'deki advokat sezonu performansı etkileyiciydi. O etkileyici performans etkisiyle Beşiktaş onu transfer ediyor. Tamam transfer etmesini de anlıyorum. Ama o günkü yönetim mesela Lens'le 5 yıllık kontrat yaparken şunu gözden geçiyor mu acaba? Ya dünyada başka herhangi bir kulüp 30 yaşındaki Lens'le 5, 5 yıllık kontrat yapar mı diye düşünüyor mu acaba? Dolayısıyla o değerlendirmede doğru yapmak lazım. Vakayme ile Trabzonspor tabii ki kontrat yapmalı. Süper Lig'in kült oyuncularından bir tanesi Aynen. ama Trabzonspor için Vakayeme nasıl şanssa Vakayeme için de Trabzonspor şans. İsrail Liginden geliyor. Kendi milli takımında oynamıyor ki kendi milli takımında oynamaması çok garip. Oynaması lazım bence. <laughs> Ama belli ki orada başka anlaşmazlık da var. Kendi milli takımda oynamayan, İsrail Ligi'nden gelen bir oyuncu, Türkiye'de fantastik performanslar gösteriyor. Bu Vakaym'i de kazandırıyor tabii ki. O yüzden masada hani Trabzonspor'da Vakaym'e kadar güçlü olmalı kontrat yaparken. 1 artı 1 yaparsın, 1, +1 Hayır, artı 1 artı 1 yaparsın. Bay öyle yapıyor 30 yaş üstü oyuncularına. Ama yani uzun süreli kontratlar 30 yaş üstü oyuncularda daha inceleyip sık dokumalı kulüplerimiz Trabzonspor dahil. Burada tabii olayın biraz daha bizim ülkemizde yoğun yaşanan bir tarafı sevgi boyutu. Taraftarın hakikaten sevgisi. Anlaşılan o ki Bakaymen'in de hem şehre hem kulübe hem taraftara sevgisi aynı şekilde cevap veriyor. O biraz ağır basıyor. Ancak hani Trabzonspor son derece profesyonel yönetimi, son derece profesyonel bir çizgi izliyor. Dolayısıyla hani 3 yıllık sözleşme belki 1 artı 1 artı 1 diye konuşmuşlardır bilmiyorum. E, i̇lk bu zaten öyle olduğu iddia edildi diye yazılmış. Böyle olduğu söyleniyor diye yazılmış. Sezon sonunda elbette Vakaymen'in mutlu olduğu yerde kalması. Tabii ve kendisini seven bir kulüpte performansını sürdürmesi en güzel olacaktır. Biz de izlemeye devam ederiz onun e, iyi Kesinlikle futbolunu. Evet. Ancak acaba hani 32 yaşında biraz daha dikkatli mi olunmalı? Onu da yönetim zaten bilecektir. Bizim görüşümüz bu. Fanatik gazetesi 11 için zor karar. Marek Hamšík oynayacak duruma geldi. Teknik direktör Abdullah Havcı'yı ilk 11 konusunda zorlayacakmış bu durum. 3 yerli kuralı nedeniyle Perez, Densvil, Hamşik, Siopis ve Bakasetas'tan en az biri yedek beklemek zorunda kalacak. Kadro 1. Uğurcan, Perez, Vitor Hugo, Ahmetcan, Puaç, Dorukan, Marek Hamşik, Vişça, Bakasetas, Vakayme, Cornelius. Uğurcan 1, Ahmetcan 2, Dorukan 3. Evet. Kadro 2. Uğurcan yine kalede. Zaten hani onu saymamıza gerek yok. O her türlü. Dorukan, Vitor Hugo Puaç, Marekamşık, Marekamışık, Bakasetas, Vişçe Abdülkadir Ömür, Vakayeme ve Cornelius. Burada Dorukan'la Abdülkadir Ömür var. Ahmet Can'ı çıkarmış. Doğru. Sağ beke şeyi kaydırmış Dorukan'ı. Ve kadro opsiyon 3 yani. Uğurcan, Perez, Vitor Hugo Puaç, Dorukhan, Dorukan, Marekamışık, Abdülkadir Ömür, Vakayme ve Cornelius şeklinde. Burada da Bakasetas'tan mı şey etmiş? Evet burada da yani üçüncü opsiyonda da Bakasetas'ı kullanmamış. En güçlü ihtimalin Siopis'ten orta sahada feraga edilip çünkü Dorukan kullanılabileceği gibi Berat da kullanılabiliyor orada. Siopis'ten feraga edilip yani Uğurcan ve e, Dorukan'ın dışında Abdülkadir. Uğurcan ve Berat'ın dışında Abdülkadir. Hatta Uğurcan, Dorukan, Berat. En güçlü ihtimalim bu olduğunu düşünüyorum. Ya. Siopis'ten feragat edilme ihtimali daha güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabi dileriz ki Ahmet Can da oynasın. 2003'lü stoper. Sadece bu bir temenni tahmin değil. Sanki Ahmet Can da başlasa sezon başından beri söylediğimiz gibi. Ahmet Can da başlasa daha iyi olacakmış gibi geliyor bize. Dün konuşamadığımız ne kadar vaktimiz kaldı dostlar? Peki dün konuşamadığımız daha doğrusu yarım kalan bir şeyimiz vardı. Başlığımız vardı. Gary Neville'ın. Ee, şeyle alakalı olarak hocamız Ralph Rangnick'le alakalı olarak bir değerlendirmesi vardı. Ee, Ted Lasso dizisine göndermede bulunarak oyuncularının Rangnick hocanın oyuncularının onu Ted Lasso benzetmesiyle biraz hor gördüğünden hareketle diyor ki e, bunu çok saygısız buldum iğrenç buldum aslında e, özetlemek gerekirse yaptıkları son derece saygısız bir durum. Oyunculara bu şekilde bir değerlendirmede bulunmuş. Siz bunu ayrıntısına girmek gerekiyor demiştiniz ama dün fazla süremiz kalmamıştı. Buyurun kaldığınız yerden dinliyoruz sizi. Şimdi e, oyuncular kendi aralarında Ranyik'in bir numaralı yardımcısına Ted ismini takmışlar. Kendi aralarında Ted diyorlarmış. Ama sadece o değil konu. Ranyik ve ekibinin metotlarını da çağ dışı buluyorlarmış. Antrenmanlarını da çağ dışı buluyorlarmış ve adeta işte e, Amerika kökenli bir koçun İngiltere Championship'a gelip ilk kez futbol koçluğu yapmasını anlatan Ted Lasso dizisine benzetiyorlarmış. Yani Run 2 ve ekibini sanki Amerika'dan gelmişler. Hiçbir sanki İngiltere'den, Avrupa futbolundan habersizler. Ve bu antrenman metotlarına, biçimlere bakarsanız onlar Ted Lasso ve ekibi diye. Ted Lasso dizisinde çünkü Ted Lasso'nun ekibi de öyledir. Bir tane arkadaşı kulübe geldiği zaman malzemeciyi, antrenör ekibine alır. Ted Lasso ve orada fantastik, duygusal bir hikaye vardır. Teknik metotlardan ziyade Ted Lasso'nun başarısında e, duygusal olsun. detaylar, evet insani unsurlar rol oynar. O yüzden Manchester United soyunma odasında bir huzursuzluk varmış. Gelecek sezon Ranyik devam etmek istiyorum diyor ama ne kulüp hiyerarşisi ne de futbolcular bundan memnun değiller. Ranyik'in varlığından memnun değiller. Geri Neville'da diyor ki bir Manchester United efsanesi ve eski bu saygısızlık. Soyunma odası bir tek direktör ve teknik ekip varsa önce onlara saygı gösterir ve bu sezonu en iyi seviyede bitirmelisiniz. Ben bunu önemsiyorum. Neville'a da yüzde yüz hak veriyorum. Manchester United'ın bir numaralı problemi bu zaten. Manchester United bir türlü Alex Ferguson gittikten sonra herhangi bir tek direktöre saygı gösterilen bir kurum olamadı. Olmadı. Kim geldiyse soyunma odası galip. Kim geldiyse soyunma odası bir tek direktör sıfır. Demek bir türlü ki bunu çözemiyorlar. Oyuncu odaklı yaklaşımdan vazgeçmiyorlar. Evet. Ve orada bir deyim yerindeyse çeteleşme oluyor sürekli. Lukaku gittikten sonra bir doz azaldı ama hala Pogba orada. İşte Martial Devarası gönderildi. Zaten gönderdikleri oyuncuları büyük ölçüde teknik sebeplerle değil, soyma odası çeteyi zayıflatmak için gönderiyorlar. Ne acı değil mi? Maalesef. Ne acı. Mesela Martial için Sevilla diyorlar ki tarihin en iyi belki kiralık anlaşması diyorlar Martial'i almalarını. Şimdi i̇şte Lukaku gidiyor. Ondan sonra Premier Lig'e geri dönüyor zaten mesela. Lukaku'nun gidişi ve Premier Lig'e geri dönüşü de enteresan. Şimdi Pogba'nın kontratı bitiyor. Bana kalırsa Pogba da ayrılacak. Pogba ayrıldıktan sonra belki gelen tek direktör şanslı olacak. Çünkü o menüsüne soyunma odasındaki o çeteleşmeyi bir şekilde çözmeniz lazım. Yoksa her gelen tek direktör tehdlası olacak. E Pogba'nın gittiği yerde de aynı şeyi düşünmeyecekler mi yöneticiler? Ama belki buna müsaade etmemenin bir yolu vardır. Tabii, daha sağlam daha bir kulüp yerersi vardır. Ya da müsaade daha etmezler. büyük yıldızlar varsa orada. Tabii. Otomatik olarak belki bir geri şey yapabilir, adım atabilir yani şüphesiz. Juventus'ta böyle bir hava yaratamıyor. Biraz Pogba'nın sanki o adı bu anlamda biraz çıktı gibi değil mi? Doğru ama Manchester United'da işte güçlü olması sanırım bunlar faktör. Juventus o kadar güçlü değil de Fransa milli takım o kadar güçlü değil. Gittiği yerde bakalım o kadar güçlü olacak mı? Diyelim ve bitirelim. Uğur Meyke çok teşekkürler çünkü tamam. süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.